Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf kazanım testlerinden ilgisini çözüyoruz. Öğrencim Ece ile beraberiz. Merhaba Ece. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olasın, ben de iyiyim. Evet, birinci sorumuza başlıyoruz. Önce soruyu bir yakınlaştırayım. Evet. Anna works at a cafe diyor. She serves food and drink to people. Ne yapıyormuş Anna? Bir kafede çalışıyor. Evet, kafede Yiyecek ve çalışıyor. içecek satıyor. Evet, kafede çalışıyor. Yiyecek ve içecek servis ediyor. Yiyecek servis ediyor. Hangi meslekte çalışıyor bu? Ne iş yapıyordur bu? Garson. Garson değil mi? Şıklarda hangisi garson? Student mı? C şıkkı. Chemist mi? Waitress mı? Teacher mı? Journalist mi? C şıkkı. Evet, waitress. Waitress garson ama kadınlar için kullanılan tabir. Erkekler için waiter, değil mi? Evet. Kadınlar için kullanıyor. Student öğrenci, yazalım yine yanına. Chemist, eczacı değil mi? Teacher, öğretmen. Eczacı. Evet, teacher, öğretmen. Journalist ne demek? Hangi meslek journalist? Biliyor musun? Tam emin olamadım. Gazeteci. Hatırladın mı? Mesleklerimizi de öğrenmiş olduk. Güzel, devam ediyoruz. Soru 2'ye geçiyoruz. Joseph ve Amanda konuşuyor. Joseph diyor ki, What have you got in your bag? Çantanda ne var diyor. Niye, adam güvenlikçi miymiş? Niye soruyor ki Amanda'ya? Niye soruyor sence Ece? Bilmiyorum. Merak ediyor. Niye merak ediyor acaba, sevgilisi mi? Olabilir. Ne diyor Amanda peki, çantası ne varmış? A şıkkı bence. Evet. A wallet, a mobile phone and an umbrella. Oha, umbrella sığıyor mu ya çantaya? En mantıklısı o şıklandı. Doğru, hayır, cevap alana da şemsiye sığıyor mu çantanıza? Sığmaz. Sığıyormuş, çantaya koymuş şemsiye. Telefon da varmış. Wallet da cidden sığdırmış. Diğer şıklara geçen dictionary ne? Dictionary? Anlamı ne? Sözlük. Instructor var bu da, instructor. Bunun anlamı eğitmen ya da öğretmen. İki şekilde de geçiyor. Kolejde artık hangi dersin şeyiyse eğitmen ve öğretmen anlamına giriyormuş. All students have different files. Files ne? Ya da Dost different bir şey mi? file. Farklı dosyalar. Portfolyolar var ya size. Farklı ödevleriniz. Oradan geliyor. Adam olur en mantıklısı. Belki Bursa'da sözlük var diyecek çalışmasında ama this is an English Turkish dictionary diyemeyiz. Değil mi? Evet, An çünkü bu English bir Turkish sözlük. dictionary olsa olurdu. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Aha, çeviri sorusu. Ece şansına 9. sınıf testlerinden çeviri soruları denk geldi. Çok ilginç. Yine bakalım. Ben sana yardımcı olacağım. If you want to make new friends, you can get into communities where you will meet different people. Oha, soruya bak. Yemedim. Üniversite sınavı sorusu gibi soru. If'i biliyor musun? If you want to make new friends. Ne demek? Eğer yeni insanlarla tanışmak istiyorsam, Evet, yani yeni çok güzel. arkadaşlar edinmek istiyorsam, Evet, çok güzel. Eğer yeni arkadaşlar edinmek istiyorsan. Demek ki burada bir şart durum var. Eğerli bir durum var. Şimdi şıklardan eğerli ve istiyorsan gibi şıkları bırakalım, kalanları eleyelim. İstiyorsan var burada. İstiyorsanız var. Burada da var. Diğerlerinde var mı? Yok. de yok. Ya başlıyorsa o uyması lazım. Yeni arkadaşlar edinmek diyor. Burada farklı arkadaşlıklar diyor. Bu da olmaz. Değil mi? Evet. Soru uzun. Yani 9. sınıf seviyesinin biraz üstü bir soru olduğu için ben yardımcı olmak için bu şıkları hemen eledim. Şimdi iki şıkkı kaldım. Yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız farklı insanlarla karşılaşabileceğiniz topluluklara girmeniz gerekir diyor Adana şıkkı. Bursa şıkkıysa eğer yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız farklı insanlarla karşılaşacağınız topluluklara girebilirsiniz. Ha, bak burada ne diyor? Girmeniz gerekir, girebilirsiniz. Cümleye bakalım. Can var. Evet. Can get. Demek cevabımız hangisi? Bursa. Evet. Can yetenek bildirir. Yani şuraya hemen altına not alayım. Can olursa girebilir, yani bilmek anlamına geliyor. Ancak girmesi gerekir de should ya da must ya da have to yapı, artık zorunluluk derecesine göre. Bu da gereklilik bildiriyor bize. Bunlar da bizim İngilizce'deki modullar diyoruz bunlara. Can, should, must ve have to gibi yapılara. Çok zor değilmiş değil mi Ece? Bence yapardın yine sen bunu. Biraz yardımcı oldum ama. Çok zor değil. Senin İngilizcen iyi o yüzden. Bence. Biraz. Ne kadar da mütevazı ya. Hiç şey yapmıyor var ya. Öğrencilerin Öğrencimdir diye söyleyemiyorum ama Ece cidden iyi öğrencidir. En mütevazı öğrencilerinden biridir. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Students are expected to complete all their homework on time and obey the school rules. Evet, ne diyor? Öğrenci. Hocam Efendim? burada expected diyor. Evet.
O ne demek? Are expect. Şimdi expect normal kelime anlamı. Ummak, beklemek. Ummak veya bir şeyi beklemek. Burada öğrencilerin bir şey yapması bekleniyor. Yani are expected burada beklenir anlamında. Edilgen yapı olmuş Türkçedeki. Etken ve edilgen yapısını henüz görmemiş olabilirsiniz Türkçedeki. İngilizce'de aktif pasif oluyor. Öğrencilerin bir şey beklenir. Şıkları direkt beklenirle olan şıkları tutalım, kalanları eleyelim. Burada evet. A şıkkında beklenir yok. Gitti, gitti, beklenir, beklenir değil. Yok. Edirne, evet. Adana, Bursa gitti. Şimdi ben sana burada kelimeleri teker teker anlamlarını söyleyerek yardımcı olayım. Complete'in anlamı ne? Complete. Tamamlamak. Oo güzel. Kelime bilgi neymiş senin ya? Güzel. All their homework, tüm ödevlerini on time zamanında. Obey, the school rules. Obey ne demek? Uymak. Evet, uymak. Okul kurallarına. School rules da okul kuralları. Şimdi bakalım. Ceyhan ve derece şıklarımıza. Tüm öğrencilerinden ödevlerini zamanında teslim etmeleri ve okul kurallarına bağlı kalmaları beklenir. Denizli, öğrencilerin tüm ödevlerini zamanında tamamlamaları ve okul kurallarına uymaları beklenir. Ha bak, tüm öğrencilerin mi, tüm ödevlerini mi? Tüm öğrencilerden, tüm ödevlerini. Hayır, pardon. Öğrencilerden tüm ödevlerini zamanında tamamlamaları ve okul kurallarına uymaları bekliyor. Evet, o bak soruyu dönelim. All their homework. Öğrencilerin tüm ödevlerini. Cevabımız yani iyice. Yani Deniz, yani ben de yanlış söyledim az daha. Evet, cevap Deniz. Bir de burada teslim etmek ve tamamlamak var. Onlar da değişiyor değil mi? Evet, evet doğru. Teslim etmek olmaz, tamamlama olması lazım. Aynen. Ben tüm öğrencileri ve tüm ödevlerinden gördüm. Zaten birkaç farklı daha var. Doğru söylüyorsun. Evet, devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda. Yine bir çeviri sorusu. Çevirilerden gına geldi galiba değil mi Ece? Biraz hani, zor aslında. Yani bakayım. Evet evet son çeviri sorusu hadi. Bazı bu sefer Türkçe'de İngilizce'ye çevireceğiz. Aa bak bakalım. Bazı insanların vücut dili onları tanıdığınız ilk anda kendilerine güvendiklerini gösterir. Heh. Vücut dili ne vücut dili? Direkt ben yardımcı olayım. Body language. Evet body language. Body language vücut dili. Şimdi burada biz body language arayalım şıklarda. Çoğu şıka koymuş olabilirler. Bakalım hangileri koymuşlar. Burada bir tane var. Var. Burada var. Burada yok. Body var, rengi yok. Burada body bile yok. Burada yok. Tamam, sadece iki şıkla bakacağız. When you meet a person for the first time, your body language should express that you are confident. Confident, kendinden emin demek. Kendine güvendikleri demek. Olabilir. Bursa'da var kendine güvendikleri. Bakalım Bursa'yı okuyalım. Some people's body language show that they are confident when you meet them for the first time. Burada for ve the bitişik olmuş. Ayıralım bunları. Tamam mı? Baktığımızda bu iki şıkka hangi şıkkı sen seçersin Ece? B şıkkını. Niye? Çünkü some people's bazı insanlar vücut dilini... Evet, evet evet doğru başladın. Vücut dilini ne yaparlar? Onları ilk tanıdığınızda kendilerinin emin olduklarını, güvendiklerini gösteriyor vücut dilleri. Bazı insanların vücut dili bizim öznemiz. Show that bizdeki yüklem. Yani gösterir dediği şey. Show that burada sonda. Türkçe'de sonda. İngilizce'de özden hemen sonra. Sonra they are confident when you meet them for the first time geliyor. Some people bize cevabı veriyor. Doğru tercih. Peki A şıkkı nasıl çevriliyor? A şıkkı şimdi yanlış cevap da yine şöyle çeviriyor. Bir insanı güzel soru Ece bekler. Bunu düşünmem lazım. When you meet a person for the first time your body. Evet. Bir insanı ilk tanıdığın zaman diyor. İlk tanıdığında senin vücut dilin senin kendinden emin olduğunu göstermesi gerekir. Bu an should express diyor ya, ifade etmesi gerekir. Ama burada should diye bir şey yok yukarıda. O yüzden Adana şıkkımız olmaz. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aferin. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. Ferdinand ve Alicia konuşuyor. So you are a new boy. What do you do here in Paris? Oh, yenisin galiba diyor. Paris'te ne yapıyorsun? New boy, yeni gelen anlamına geliyor böyle. Çömez, çömez. Bizdeki çömez. Acemi gibi. Senin gibi. Dokuzlara çömez diyorlar mı okulunda? Daha gitmediğimiz için. Ay doğru yazık size ya. Yemedim var ya. Çok üzülüyorum size Ece. Özellikle kimi üzülüyorum biliyor musun? Geçen sene üniversiteyi kazanıp, geçen sene ve bu sene bir türlü üniversiteye gidememiş öğrencileri üzülüyorum. So you are new boy, what do you do here in Paris? Paris'te ne yapıyorsun diyor. Alice seni diyor olabilir. Bir şey yapıyormuş. Aynı zamanda and also. Aynı zamanda I'm a part-time waitress. Aynı zamanda garsonmuş. Ha, birinci sorumuzdaki garson adı neydi ya? Hatırlıyor musun? Birinci aynısıydı. Garson. Ha? Aynısıydı. Değil mi? Anna'ydı. Anna. O Anna'ydı bu Alice. Bir an aynı kişi mi zannettin?
Yok, garson kalıbı aynıydı. Orada da Ne? kızlar Kelime için değildi. aynı. Ben şeydeki ismi sordum. Alicia ve Anna. Hı. Evet, ne yapıyormuş Paris'te Alicia? A şıkkında bir restoranda çalışıyor. Restoranda çalışıyor ama hometown diyor. Kendi memleketinde. Hayır, Paris'e gitmiş yeni. Bundan iyi olmuyor. Bu olmaz. Kendi evinde çalışıyor. Kendi köyünde çalışıyor. Ha, değil. Londra'dan gelen B şıkkında. değişim öğrencisi. Exchange student. Olabilir mi? Karşılıklı değişim birisi. Olur değil mi? Burada olabilir. Olur bu. Evet, olabilir. Ceyhan'da Paris'te dolaşmayı seviyorum, dolanmayı. Alakası yok. Denizli, bu benim ilk deniz aşırı tecrübem. Olmaz. Niye olmaz? Olmaz. Yeni gelmiş, Paris'te ne yaptığını söyleyecek. Bize en yakın şık Bursa olur. Yani Bursa şu an en yakın şıkkımız geliyor. Edirne'de bakalım. It's fantastic to be here in Paris. Paris'te olmak çok güzel Bu diyor. Yok. Bursa değil mi? Değişim öğrencisiymiş. Bu Erasmus tarzı üniversitelerde var ya. evet, öğrenciler kendi aralarında yer değiştiriyor. Aynen, ülkelerden mesela Türkiye'den Fransa'ya, Fransa'dan Türkiye öğrenciler geliyor. Şunların anlamlarını yazayım. Oversea, deniz aşırı, yani denizden uzak, denizi geçiyor, çok uzakta yerde demek. Tecrübe, deneyim, experience. Evet, cevap bu sırada. Devam ediyoruz. Var mı sorun Ece bu soruda ilgili? Burada C şıkkında wandering diye bir kelimenin anlamı ne demek? Evet, bunu söyledim ama yazmadım. Wandering böyle dolaşmak, dolanmak. Paris'te dolaşmayı seviyormuş. Devam ediyoruz. 7. soru. Selim ve Emily konuşuyor. Selim bir şey diyor. Emily dedi, ne diyor? I'm a foreigner as well. We had better find a tourist information center. Foreigner, ne demek foreigner? Yabancı. Evet. As well söyleyeyim. D'da eki. Hatta D'da bağlaca aslında. Ben de bir yabancıyım diyor. Tamam. A tourist information center. Turistlerin bilgi alacakları yer deniyor buna. Böyle bir yer bulsam iyi olur. Demek ki ikisi de orayı bilmiyor. Selim Emily'ye bir şey soruyor. Ben de yabancıyım diyor. Nasıl bir soru sorabilir? Turistlerin bilgi alabilecekleri bir yer biliyor musun? Şıklara bakalım. Did you know London is Europe's most visited city? Biliyor musun diyor, Londra Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehriymiş. Ne alaka? Olmaz değil mi? Olmaz. Could you show me the way to Design Museum? Design Bu da Museum olmaz. müze. Müzeye yolu bana gösterebilir misin diyor. Olur mu? Olmaz. Niye? Burada müzeyi gösteriyor ama Emine şeyi soruyor. Bilgi alabileceğim bir yer turistler için. Onu sormuyor. Emily sormuyor. Emily cevap veriyor. Emily diyor ki Tourist Information Center bulmamız lazım diyor. Tourist Information'da onlara Design Museum'un yerini söyleyebilirler mi? Söyleyemezler. Evet. Bursa oluyor çünkü onlar da yabancı. Onlar da bilmiyor. Evet, Bursa olabilir. Bir açıklar bakalım. Can you help me with my tourism assignment? Tourism assignment ne demek? En sondaki kelimenin anlamını bilmiyorum. Ödev, turizm ödevi. Üniversite okuyan biri bu muhtemelen. Ödevimde bana yardım eder misin diyor. Olmaz. Bu on. Why do you prefer visiting historic places? Niçin tercih ediyorsun Neden? diyor tarih yerleri. Niçin diyor. Beraber Bu şekilde olmaz. görmüyoruuz. Bu da Kaç olmaz. konuşuyorsun diyor. Bu da olmaz. Evet. Cevap Bursa değil mi? Bu açık oluyor. Evet. Could you show me the way to design museum? Güzel. Devam ediyoruz. 8. Evet. Farklı bir soru tipi daha geldi Ece şansına. Çok güzel. Şansına mı diyeyim, şanssızlığına mı diyeyim? Şanssızlığım artık. Yok Ece, sen İngilizcen cidden iyi. Bence iyi denk gelmiş. İngilizcen iyi olması iyi olduğu için sana iyi sorular denk gelmiş. Çok güzel yoldu yani. Şimdi 5 cümlemiz var. 4'ü anlam bütünüyle alakalı, bir tanesi bozuyor bunu. Bu bozan cümleyi bulacağız. Sana parçayı okuyorum. İyi dinle. When you ask for directions, people will usually give you quick directions. These directions are generally expressed with some phrases. You should study them carefully. If you are abroad to study it, sometimes may be difficult. Burayı yanlış okudum. If you are abroad to study it, sometimes may be difficult. By this way, you can understand them at a time. Şimdi parçamız directionlara sanki bahsediyor. Evet. Yer yön sorduğun zaman insanlar sana hemen çabucak hızlı yön Cevap. tarif edecekler diyor. Bu yönler, these directions are generally expressed with some phrases. Bazı kalıp cümlelerle ifade ediyor. You should study them carefully. If you are abroad. Abroad ne demek? Yurt dışı. It sometimes may be difficult. Zor olabilir diyor. Bu yolla diyor. You can understand them at a time. Bu yolla onları anlayabilirsin bir seferde. Hangisi gerekli? Evet, burada 4 bence gereksiz. Evet. Bak şimdi burada some phrases bazı kalıplardan bahsediyor. Şimdi hemen yazayım altına. Ve bazı kalıplarla ifade ediliyor diyor. Onları iyi çalışmalısın diyor değil mi? İyi çalışmak. Evet, ondan sonra gelirse uyumlu oluyor. 4'e Sonrasında gerek yok. bu yolla evet onları anlayabilirsin diyor. Anlamak. Hatta them var. Bak aslında şifresi şurada. Them var. Them var. Onlara çalışmak ve onları anlamak. Ama burada yurt dışında okumakla bahsediyor. Hatta burada bir it var. It. Burada bir çoğulluk gitti. Tekilliğe geldi. Bu kelimeye bakarsak da cevabımız Denizli. Denizli fazlalık. Ece çok iyisin. Bu kadar çabuk yapacağını düşünmemiştim. Teşekkür ederim. İyisin. Cevabımız Denizli.
Evet. Ece beklenenden iyi çıktı arkadaşlar. Bizden arkadaşlar. O yüzden beni mahcup etti burada. Ben ona bu kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten yardımcı olmasını yapabilecekmiş. Ece sen 9. sınıf mısın gerçekten? Doğru söyle. Evet. Sınıf atlamış olmayasın. 10'a ve 11'e gitmiş olmayasın. Hayır, 9. sınıfım. Kesin. Kesin. Kesin İyi bilgi. bakalım. İyi bakalım. 9 demişken 9 soruya geçtik. Max ve Tom konuşuyor. Max diyor ki I think we are lost. Ne olmuş bunlar? Kayıp olmuşlar. Evet, sanırım kaybolduk. How are we going to find our way? Yolumuzu nasıl bulacağız diyor. Sanırım kaybolduk. Lost olduk, lost. Yolumuzu nasıl bulacağız? Tom bir şey diyor. Sonra we will get out of this jungle. Jungle böyle orman. Ama böyle tropik Evet. orman. Bayağı bir büyük bir orman. Bu ormandan çıkacağız. Ne diyor olabilir? Burada endişelenme, benim bir haritam var diyor. Evet, Olabilir. Ceyhan diyor. Doğru. Ormandan çıkacağım. Aynen Ceyhan olur. Çok güzel. Endişelenme, bende bir harita var. Ormandan çıkacağız diyor. Diğer şıklara bakalım. I don't think, sanmıyorum eve gideceğimizi. Olmaz. Yürüyüş için yeterince zamanımız var diyor. Trekking, yürüyüş, enough, yeterince demek. Olmaz bunlar. Ama yine anlam olarak bilsin diye izleyen arkadaşlarımız. Trekking, yürüyüş, enough da yeterince demek. Bunlar da yazalım değil mi? Evet. Ceyhan'ı komple yazayım. Endişelenme, bende harita var diyor. There is a cottage out of the forest. Ormanın dışında bir cottage varmış. Cottage ne demek? Cottage. Bunu bilmiyorum. Kulübe. Kulübe. Tamam. Be careful about where you are going. Gittiğin yere dikkat et diyor. Careful. Be careful. Dikkat et. Bunu da yazalım. Evet. Güzel. Yine Ece bildi soruyu. Ben daha bir şey yazmadan. O kadar çok şey yazdım ama. İyisin Ece, iyisin. Her soruda seni övmeye devam ediyorum Ece. Evet. Evet diyor ya. Evet ben burada övüyorum. Evet. Şimdiki sorularımızı 10'da 12'ye kadar bu paragrafı okuyarak yapacağız. Bu paragraf sorusu. Ben sana paragrafı okuyacağım hızlı bir şekilde. Arada bazı anahtar kelimelerin altını çizebilirim. Bazı kelimelerin anlamını da söyleyebilirim önce. Takip et seninle beraber. Dear mom, sevgili annem. I have just come to my summer school in London. It is in the city center of the city in a big building. My first day at the school is amazing. I have a lot of friends. One of them is Mary from Spain. She's 14 years old and has got big brown eyes. She has got two brothers. She's friendly and funny. Judy is from Germany and she's at the same age with Mary. Evet, arkadaşları varmış Judy ve Mary. She's friendly too. Our teacher, Mrs. Bailey, öğretmenlerimiz bak, is very helpful and speaks English fluently. She's from Manchester, the UK. She's 41 years old. I am very happy to be here. Best wishes, Clara. Evet, mektubu yazan Clara. Annesine mektup yazmış. Londra'da bir yaz okuluna başlamış. Şehir merkezindeymiş okulu. Okulda ilk günü çok güzelmiş. Çok fazla arkadaşı varmış. Bir tanesi Mary, bir tanesi Judy. Mary İspanya'dan, Judy Almanya'danmış. Sayıyor bazı özellikleri. Sonra öğretmeninden bahsettiğimiz Bailey ile ilgili ve özelliklerini saymış. Şimdi bakalım soru bize ne soruyor? Parça anlaşıldı mı Ece? Evet, sorulara geçiyoruz. Clara şu an nerede? Nerede Clara? Etel Summer School. Almanya'da mı? Partide mi? Almanya'da mı? Manchester'da mı? Yaz okulunda mı? Yaz okulunda. Yaz okulunda. Çünkü niye? Derslerini geçirmemiş. Bütten ders bırakmış, sınıfta kalacakken yaz okulunda kalmış öyle mi? Kalmış. Ne? Hayır mı? Olabilir. Ne yaz oldu? Yaz okulu niye var biliyor musun önce yaz okulu? Yaz okulları niye oluyor? Yaz okulları şey için oluyor. Seneye hazırlık için. Başarısız öğrenciler için olmuyor mu? Olmuyor. Tabii sen hiç başarısız öğrenci olarak gitmediğin için yaz okuluna. Ah. Devam. 13 sorumuz. Yaz okulu. Evet. Summer school. 11'e bakalım. What does Mary look like? Burada Mary'ne neyi soruyor? Nasıl görünüşünü? Evet. Çok güzel. Look like ise eğer gençler izleyen arkadaşlarımız dış görünüşüdür. Kişilik, yaş, ülke değildir. Dış görünüşü hangi şıkta var? A şıkkında yaşını söylüyor. B evet, şıkkında olmaz. Ne olduğunu. Evet. C şıkkında arkadaş canlısı biri olduğunu. Ama D şıkkında kahverengi gözlü olduğunu söylüyor. Evet, bu görünüşü. E şıkkında D şıkkında kardeş olduğunu söylüyor. O yüzden D şıkkı. Evet, doğrudur. Denizli olacak. Dış görünüşten bahsettim. Sadece denizli şıkkı var. Ve bu da Mary'ye ait bir şey. Mary'nin gözleri kahverengiydi. Devam ediyoruz. Son sorumuz. Öğretmenlerinden sormuş. Öğretmenleri kaç yaşında hatırlıyor musun? 41. 41 yaşında. Şıklara baktın mı hatırladın mı? Doğru söyle. Şıklara baktım. Çakal. Şıklara bakmasan hatırlayacak mısın kaç yaşında olduğunu? Hatırlamayacaktım. Keşke sana sorsaydım. Kapatıp, şıkları kapatıp soracaktım yani neyse. Evet, öğretmenin yaşını soruyor. Şıklarda yaş söyleyen sadece bir şık var. O da Bursa. 41 years old. Peki sana zor bir soru soracağım.
Adana, Bursa, Ceyhan ve Denizli için. Bana bunları soruya çevirir misin? Şimdi Bursa'nın sorusu belli. Şıktaki soru. Ben Bursa'yı yapayım. Tamam. Bak. Basitini ben yapacağım. How old is she? Kısaca yazdım. O kaç yaşında? She's 41 years old. Bana Adana'yı söyle sorusunu. Burada yardımsever ve eğlenceli mi diye mi soruyorum? Yok. Nasıl biri diye soruyorum. Nasıl biri? Nasıl birisi? Bunu bilmiyorum. Şimdi yukarıda soru neydi? What does she look like değil mi? Yukarıda görünüşünü soran soruda bunu sormuştu. Buna benzer bir soru olacak. Yine what ile başlayacağım. İşte yine what does she? İşte does olmayacak. Ama what karakterini... is she like? Karakter sorulan soru böyle olur. What is she like? O nasıl bir anlamında? Hatırladın mı? Tamam. What is she like? Karakterini soruyor. Evet. What does she look like? Görünüşünü soruyor. Görüntüsüne. Evet şimdi bak. Bu Adana biraz zordu. Tamam Adana şıklı ben yazdım. Ceyhan'ı sen söyle hadi. What is she from? Değil what mi? Olur. Emin misin? Where is she from? Evet. Where is she? Bunlar senin için çerez sorular aslında ya. Var ya. Where is she from? Evet Denizli'deki soruyu soralım. Where is she live? Burada is olmaz. Şimdi burada bak look like gibisi yukarıdaki soruda does koymuştuk ya. Bir fiil varsa where does koyarız. Where does she live? O nerede yaşar? Eğer bir fiil koyacaksak eğer does koymamız gerekiyor. Fiil yoksa, yaş soruyorsa, yaşadığı yeri soruyorsa where is she from veya how old is she? Denizli bak he lives. Sen dolayı where does she live sorduk. E şıkkında da bir fiil var. Ortada does kullanacağız. Şimdi ne soracağız onu düşünelim. Şimdi o akıcı bir şekilde İngilizce konuşur diyor cümle. Şimdi o ne nasıl konuşur mu diye soralım. Yoksa İngilizceye nasıl konuşur mu diye soralım. İngilizceye nasıl konuşuyor? Bence de İngilizce konuşuyor. How does she speak English? Evet çok güzel. How does she speak English? Fark ettiysen, sen gerçek kesin fark etmişsindir. Sorulardaki fiillere s takısı koymadık burada bak. Ama olumlu cümlelerde... S takıları geldi. Bu da bizim geniş zaman yani simple present tense'in ana kurallarından birisi. Tamam mı? Tamam anladım. Çok güzel. Var mı eksik kalan bir şey Ece? Yok hocam. Tamamdır. İzleyenlerim için de umarım iyi bir ders geçmiştir. Arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.